başarın her geçen gün artıyor. Yine köşeyi bildin. Öncesinde neler oldu? Köşeyi zaten ezberlemiş miydin? Evet, kaleci hocamızla analiz ettik. Analiz hocalarımızla. Biliyordum. Aslında 4 tane oyuncunun analizine baktım. 4'ü kullandı. Bir tanesini kutlamak nasip oldu. Genç kardeşimizinkini kurtardım ama genç yıldız sanırsam, bilmiyorum. Gerçekten mutluyuz. 3. kupa. Önder Hoca'nın da ilk kupası. Gerçekten şimdi lig başlıyor. İkinci yarıya çok iyi bir şekilde hazırlanıp çok iyi maçlar çıkarmamız lazım. Ersin, çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Evet, evet. Beşiktaşlılar seviniyor bu akşam. Beşiktaş'ın Beşiktaşlıların akşamı. Hocam çok büyük bir başarı. Az önce de söyledim. Sakatlıklar var, hastalıklar var. Covid ciddi şekilde belini büktü siyah beyazlı takımın. Kabul edelim ki önemli bir başarıya imza attılar. Hocam her türlü zor. Yani şimdi geçen senenin hakikaten başarılı takımı. Ve o kadrosuna rağmen tabii başarılı. Tabii forse takımı. Etti. Sergen Hoca'nın Sergen'in da de çok büyük başarısı verelim. Var. Bu kupada onun da payı var çünkü. Şu kaleciyi çıkarıp Türk futboluna hediye eden adam Sergen'dir, onu söyleyeyim. Sol beki Türk futboluna çıkarıp hediye eden adam Sergen'dir. Devam edemedi. Kendisinin kabahati var mı yok mu bilemiyorum. Keşke kalsaydı, keşke devam etseydi, devam edebilseydi. Ama şu var, bu takımda büyük payı var. Şu takımın şu hale gelmesinde. Ya onun takımı diyebilirim bu takıma. Tabii. Değil mi? Baktığın tabii, zaman ki, tabii ki tabii. Burada takviye de var ya. Geçen sene bu takviyeler yoktu. Büyük başarı Beşiktaş için. Bir tarafta da üzülenler var tabii. Antalya Spor takımı da iyi mücadele etti bugün. Çok bölüm iyi mücadele bölüm. Ettiler. Hele ikinci yarı aslında Antalya Spor takımı birbirinin üzerine biraz daha ki baskılı oynadılar. Biraz daha dikkatli son topları oyuna iyi sokabilselerdi penaltılara getiremeyebilirlerdi. Ödüller verilecek. Maçın oyuncusu belirlenecek. Doha'da hemen kuruldu o kupa seremonisi için alan. Tabii pandemi kuralları doğrultusunda yapılıyor artık bu işler hocam. Dolayısıyla işte mesafeler vesaire. Herhalde verilmeyecek de alan gidecek tahmin ediyorum. Her sene öyle yapıyorlar bunu. Evet, onu alan yürüyor gidiyor. Tezgahın üzerindeki madalyaları önce hakemler çıkacak herhalde, öyle zannediyorum. Sonra ikinci olan takım. Peki, sonra Önder Hoca da, Önder Karaveli de geldikten sonra biz programlarda da bahsetmiştik. Takıma bir sinerji getirdiğini. Bir mücadele gücü getirdi. Bu Süper Kupa başarısıyla sezon sonuna kendisini taşımayı garantiledi mi, ne dersiniz? Hocam bir mücadele gücü getirdi. Futbolcuların böyle bir omuz omuza verme olayını getirdi. Ama tabii takım onu seviyor belli. Evet, ama o yükü kaldırabilir mi bilemiyorum. Onu tabii yöneticiler bakacaklar. Futbolcular bakacaklar ama Beşiktaş'taki büyük sorun bu sene 15 futbolcusunun mukavelesi bitiyor. Yani buradan çok futbolcu gidecek. Bu paraları Beşiktaş takımı veremez artık. Onun için yeni bir Beşiktaş kurulacak. Ne yapacaklar? Bu teknik adam kalacak mı? Kalmayacak mı? Aslında şu var, mecburiyetten gençlere ve pahalı olmayan teknik adamlara dönebilirler ki bu her takım için aynı. Evet, protokol yerini aldı. Orada eğer yanılmıyorsam buradan görebildiğim kadarıyla hem Spor Bakanı Sayın Muharrem Kasapoğlu hem Federasyon Başkanı Sayın Nihat Özdemir orada. Sayın Emre Koca da görüyorum. Emre Koca da orada. As Başkanı Beşiktaş'ın. Hakemler de geldi. Antalya takımı kenarda. Şimdi hakem ekibi, artık trio falan diyemiyoruz hocam. Barlar da işin içine girince bayağı kalabalık geliyor. Neredeyse bir takım oldular.
7 kişi hocam. Maşallah. 4 hakem, bir var, 2 av var. Nasıl bir maç yönetti Halil Umut Meler bugün? Ufak tefek hatalar yaptı, o kadar. Yani bir avantaj kesti, bir topla buluştu, topla çarpıştı falan ama yani bu oyunun içinde onlar da var. Topla çarpışmasaydı iyiydi. Şuradaki kararı anlayamadım ben, o fauldeki hocam, avantajı. Evet. Orada evet. Biraz böyle orada bir... biraz durdu, düşündü. Demek o da yoruldu be hocam. Öyle hocam, o kadar da... Ama şu var, ben sana bir şey söyleyeyim. Şu anda Türkiye'nin en iyisi bu. Çok net söyleyebilirim bunu. Türkiye'nin şu anda en iyisi bu. Nitekim de en yukarı kademeye geldi. Elit hakem klasmanına geçti. Antalya Spor takımı geliyor. Düşünmeden şimdi. Maç idare ediyordu, orada düşündü. Hatası oldu. Beşiktaşlı oyuncuların alkışları arasında Antalyalı futbolcular da geldi. Hakem ekibi plaketlerini aldı. Vardaki de bu sene iyi gidiyor. Karaoğlan. Atilla Karaoğlan. O da iyi gidiyor. Yani bu iki seçim bence doğru. Her ne kadar Beşiktaş başkanı istemese de Halil Umut Meler verilir mi filan dedi Beşiktaş başkanı. Olacak şey değil ya. Yani bu tip şeylere girmemeleri lazım artık kulüp başkanları. Atiba Hutchinson maçın oyuncusu seçildi. Atiba da ben mi diyor. Atiba Hutchinson hocam kolay iş değil, 39 yaşında 120 dakika. Evet. Bir de dakika penaltı durmadan. Bir de penaltı at. İşlerini büyük bir disiplinle yaptı. Gönülden oynuyor hocam Atiba, gönülden. Türkiye'ye gelen nadir yabancılardan biri, aldığı paraları sonuna kadar helal ettiren adamlardan biri. Maçın oyuncusu örnek, Atiba. Örnek bir futbolcu. Örnek bir sporcu. Atiba Hutchinson maçın oyuncusu ödülünü aldı. Bugün Montero da iyi işler yaptı. Montero da bugün Beşiktaş'ın iyilerindendi. Değil mi? Ama bugün maçı değiştiren adam hemen hemen hatasız oynayan kaleci. Ersin de müthiş oynadı. 7 golde de en ufak bir hata yok. Evet. Yani kaleciyle Montero bugün müthiş oynadılar. Alkışlar Fraport Antalya Spor'a. Onların da emeklerinin hakkını teslim edelim. Bugün iyi mücadele ettiler. İyi mücadele ettiler. Maç ilerledikçe de iyi oynadılar. Evet. Fizik olarak diri kaldılar. İyi diri kaldılar ama işte bayağı bir 2-3 futbolcu kramp geçirdi. Son bölümde herkes yoruldu hocam. Evet. Bazı oyuncular penaltı vuruşlarında o kramplardan dolayı penaltı vuruşu kullanmak istemedi. Öyle mi? Ondan tabii mı olmuş o? Evet, Antalyalı oyuncular da, Fraport Antalya Sporlu oyuncular da madalyalarını alıyor. Yine diğer görevliler teknik ekiple birlikte. Nuri Şahin de Antalya Spor'a bir hava getirdi göreve getirdi. Geldikten İnşallah sonra. İnşallah devam eder. İnşallah başarıları devam eder. Ben bir seyirciden şey aldım, diyor ki hocam sen bir şey mi içiyorsun diyor. Evet dedim, çay içiyorum bu soğukta. Ses dedi şeye geliyor dedi. Hoparlöre ne yapalım, kusura bakmasınlar. Bu kadar saat yayında çay içmeye hakkımız var. Biz tabii Alspor yayını da olduğu için saat 7'den beri, hatta gün içinde 12'den beri buradayız. Bölüm bölüm 12'den 12'ye 12 saat evet, olmuş. Evet. Ekip de şöyle bizim ekibimiz var. Türk çalışanlar var. Teknik ekipte. Bu arada ne oldu? Bu kadar güzel şey varken orada bir sıkıntı oldu. Ne oldu orada? İki takımdan birer oyuncu arasında
hiç gerek yok şu anda. Onu görmeye de göstermeye de biz işin güzel tarafına dönelim bence. Allah Allah. Şu olacak. Orada kim 23 numara? Hamilton'la. Bir şey olmuş orada. Rossi arasında bir sıkıntı var hocam. Yani yönetmen arkadaşımız da vermeyelim diyor. Şimdi Portekizli var, Katarlı var ekipte. Evet. Türk teknik ekip var. Böyle bir uluslararası paylaşımla bu yayın sizlere ulaşıyor. Burada Ahmet Bin Ali Stadyumunda aslında hani bu olaylar yaşanırken bir yandan da orada hem Spor Bakanı hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı var. Bir şey, sonuçlu, yani ya olacak şey platformda Spor Bakanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı varken şu görüntünün yaşanması şey pek hoş değil tabii. Görüntüleri izleyeceksin. Kimden çıktığı belli olur. En ağır cezayı vereceksin arkadaş. Bu iş böyle. Hala daha konuşma var ya. Beşiktaş takımı madalyalarını ve kupayı almak için kürsüye gelecek, seremoni bölgesine gelecek. Siyah beyazlı futbolcular madalyalarını alıyor. Atiba maçın adamı seçilmişti. Madalyasını da aldı. Şimdi Atiba ve Vida, kupa onların ellerinde yükselecek. Atiba Vida'yı da çağırdı. Evet, Turkcell Süper Kupa değerli futbol severler. Beşiktaş'ın oluyor. 15. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş. Önder Hoca ile beraber bu kupanın mimarları Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın. İki kaptan, teknik adamların da aldılar araya. Enteresan. Çok güzel bir görüntü. Sevinen Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar. Beşiktaş bir üçleme yaparak bütün kupaları müzesine taşıyarak 2021'i tek kelimeyle, zaferle tamamlamış oluyor. Evet. İşte bu anı ölümsüzleştirmek için foto muhabiri arkadaşlarımız da yerlerini aldı.